Giresun'un Güce ilçesinde yaşayan Dursun Ali Fazlı, 40 yıldır teknolojiye inat baba mesleği hızarcılığı yaşatıyor. Günümüzde unutulmaya yüz tutan mesleklerden biri olan hızarcılıkla köylerde tahta biçip eski ev ve semenderlerin onarım işini yapan Fazlı, tek şikayetinin hızarla uyum içinde çalışacağı yardımcı bulmak olduğunu söyledi. 3-5 usta da bulunan bir aletti bu. Yani lüks bir şeydi o zamanlar. Şu an yok. Şu an yok. Şu an atölye tarzı olduğu için hani bir söz vardır. Tüfek icat oldu, mertlik bozuldu diye. Ona benzedi artık. Yeni nesil bunu bilmiyor zaten. Belki de gülüp geçen de vardır. Belki de acaba bu ne diye merak eden, niye kullanıyorlar diye merak edenler de vardır yani. Bir şey diyemeyeceğim yani. Ondan sonra. Yani görmeyen yeni nesil görmez. Bilmez yani. Mesleğim ben marangoz. Ve hala Hala kullanıyoruz. Kolaylığı üstteki arkadaşla el şeyini çok yani dengeli yapmak lazım. Bu aslında babayla oğlu dövüştüren bir meslektir. Yani sen zannedersin burada attaki üstteki çekmiyor. Üstteki zanneder attaki çekmiyor. Böyle bir İyi bir uyum mu yakalamak? tabii iyi bir uyum yakalamak lazım. Üstteki de yorulur, alttaki de yorulur. Sonra hatta kavgaya kadar gider yani. Böyle bir şey de var bunun. Mağaza var. Mesela benim yukarıda evim var. Şu an tadilatını yapıyorum. Yani bu eski bu tarz evler bunlarla yani olan şeyler. Bundan yapılan şeyler, kesilen tahtalar, ağaçlar hep bundan yani.